Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarınızla buluştunuz ama canınız sıkılıyor. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Sürekli hadi sen konuş yapıyorsunuz ve ortam sıkıcı bir hale geliyor. Bunu birazcık da eğlendirmenin yolu mobil oyunlar olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz 5 tane mobil oyunu bugün sizlerle paylaşacağız, göz atacağız. O zaman çok fazla uzatmayalım, hızlı hızlı oyunlarımıza geçelim. Telefonumdan oyunları açıyorum. Bunlar çoklu oyunlar olduğu için hani ben şu an oyunu oynayamayacağım ama size böyle bir arayüzünde göstermek istiyorum. İlk oyunumuz Spiceman Zero. Spiceman Zero nasıl bir oyun? Öncelikle ondan bahsedeyim. Bir korku oyunu olduğunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarınızla giriyorsunuz. 4 kişiye kadar oyuncu alıyor diye biliyorum. 4 ya da 6 kişiye kadar. Ve sizi bir odaya sokuyor. Odadan çıkmaya çalışıyorsunuz. Şifreler var. Bu şifrelerin yanında da işte onları alıyorsunuz. Böyle böcekler falan çıkıyor karşınıza. Birazcık korkabileceğiniz de bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Daha sonrasında bir odada aydınlanıyorsunuz zaten. Ben şu an odada aydınlandım. Birazdan oyuncu tarafına geçecek. Oyuna başladığımda o böceklere yakalanmadan seviyeleri atlamaya çalışıyorum. Arkadaşınızla oynadığınızda çok eğlenceli oluyor. Bazen bu kapılar açılmıyor. Şifreler falan istiyor. Bence çok eğlenceli bir oyun. Yani oynamaya başlasanız doyamıyorsunuz. Mesela buraya geldim. Bakayım bir şeyler var mı? Eğer almanız gereken bir şey varsa onları da sarı renkle gösteriyor zaten. Aynı zamanda oyun hakkında böyle bir küçük daha bir şey söyleyeyim. Örümcekler geldiğinde yatağın altına saklanabiliyorsunuz bu şekilde. Yatağın altına saklandığınızda da sizi kimse görmüyor. Bu tarafa bastığınızda da çıkıyorsunuz. Dolapları açabilirsiniz hepsini böyle tek tek. Ama bu dolapta bir şey yok sanırım. Şu arkadaki dolaba gidelim. Bakın burada alacağımız bir şırınga gibi bir şey var. Aldık. Şimdi çıkmayı deneyelim odadan. Çıkabiliyor muyuz? Ha, anahtar bulmamız lazımmış. Bakalım anahtarları arayalım. Hadi ya, neredeydi bunun anahtarı? Bir tane de el feneri buldum şu an. El feneri de lazım oluyor çünkü karanlık odalar var ama anahtarı bir türlü bulamıyorum. Ben çok fazla oyunu uzatmayacağım. Anahtarı siz daha sonra bulursunuz. Oyun bu şekilde başlıyor. İlerisinde eğer bunu YouTube'dan falan da izleyebilirsiniz. Açtığınızda da böyle örümceklerden kaçarak seviye atlamaya çalışıyorsunuz. Diğer oyunuma geçiyorum. Diğer oyunumun adı Height, yani H.I.D.E olarak yazılıyor. Zaten aşağıda da göreceksiniz mutlaka. Oyun şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlarınızla beraber oyuna girdiniz. Yani 4 kişilik oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Oyuna girdiğinizde böyle bir nesne görüyorsunuz. Yani bir ev olur, evin bahçesi olur. Bu bahçeler içerisinde bir de sizleri yakalayabilecek olan avcılar var. Yani aslında oyunu şu şekilde düşünün. Oyun bir saklambaç oyunu ve siz nesnesiniz. Avcılara yakalanmadan nesnenizi hareket ettirmeniz gerekiyor. Eğer sona kalırsanız da kazanıyorsunuz. Ben şimdi küçücük göstermek için oynayacağım. Bu oyunları belki izlediğinizde sıkıcı olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama oyuna girdikten sonra arkadaşlarınızla ise hele oyun gerçekten çok eğlenceli bir hale geliyor. O yüzden kesinlikle sıkılmadan oynayacağınız oyunlar olduğunu düşünüyorum. Saklambaç oyunu da çok eğlenceli bir oyundu. Biz de arkadaşlarımızla oynadığımızda oldukça zevk almıştık. Şimdi oyunun detaylarını göstereceğim. Oyunda ben şu anda bir bavulum ve saklanmam gerekiyor. Bu kadar hızlı hareket etmemeniz lazım normalde çünkü avcılar sizi eminim yakalar. Siz de başkalarına böyle eğer avcı olursanız yakalayabiliyorsunuz. Ben mesela şu an bakın hareket ettim ve avcı beni vurdu, bilerek vuruldum. Bu şekilde oyun devam ediyor diyebilirim ve diğer oyunuma geçiyorum. Diğer oyunumun adı Survival Simulator. Oyunda şu şekilde bir adaya düşüyorsunuz arkadaşlar ve bu adanın etrafında böyle koşmanız gerekiyor. Arkadaşlarınızla beraber oyunda böyle gittikçe işte odun buluyorsunuz, odun kırıyorsunuz, ateş yakıyorsunuz, yemek bulmaya çalışıyorsunuz. Bir hayatta kalma oyunu olduğunu söyleyebilirim aslında ve gerçekten oldukça keyif veriyor. Bazen arkadaşlarınıza böyle görev veriyorsunuz. Ekip lideri siz olabilirsiniz. Dersiniz ki sen şuraya git su getir, sen oraya git odun topla. İşte ev yapmaya başlıyorsunuz, ateş yakıyorsunuz falan. Oyun bu şekilde.
En başa girdiğinizde şu an ekranda gördüğünüz gibi size bir arayüz sunuyor. Buradan da oyun arkadaşlarınızla beraber bir oda açmanız gerekiyor. Kim oda açtıysa arkadaşlarına söylüyor ve o odaya sadece onlar girebiliyor. Başka kimse giremiyor dedikten sonra başka bir oyunuma geçiyorum. Bir başka oyunumuzun ismi ise Boom Squad. Boom Squad nasıl bir oyun? En başında anlatırken böyle birazcık şiddet içeriyormuş gibi gelebilir ama oynarken çok eğlenceli. Yine böyle bir adacık gibi bir tepeye düşüyorsunuz ve bu tepede kutular geliyor. Bu kutuları toplamanız lazım. O kutuların farklı farklı görevleri var. Arkadaşlarınızla beraber girdiğinizde daha eğlenceli oluyor. Çünkü neden? Mesela ben Alperen'le oyuna girdim. İşte Alperen'in kız arkadaşı, benim erkek arkadaşım falan takım olduk ve karşımızda farklı insanlar geldi. Onları o adacıktan aşağıya atmaya çalışıyoruz. Ellerimizde bombalar oluyor ve bu bombaları onların üzerine atıp onları yok edebiliyoruz. Aynı zamanda tekmeleyerek indirebiliyoruz, yumrukla indirebiliyoruz falan. Böyle mücadeleci, sürekli oynamak isteyeceğiniz ve saran bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Boom Squad'ın oyunun ekranında şimdi göreceksiniz zaten. En başta böyle bir arayüz var. Arayüzde direkt oyna dediğinizde oynayabiliyorsunuz. Tek oyuncu ya da ekip oyunuyla başlıyorsunuz. Böyle bir adacığa düştüm şu an ve ben saldırıdayım. Böyle giderek bu kutuları toplamanız gerekiyor. Kutuları topladıktan sonra birazdan bir adam düşecek. Evet, bu adamı şimdi benim tekmelemem gerekiyor. Bana bomba atıp beni öldürmezse eğer. Ben düştüm. Hadi. Evet, harika. Başarısız oldum ama bu oyunda arkadaşınızı aşağı itip dalga dalga yükselebiliyorsunuz. Bu şekilde söyleyebilirim. Son oyunumsa Gratitch.io. Bu oyunu mutlaka karantina döneminde hepiniz oynamışsınızdır diye düşünüyorum ama gerçekten zevk aldığım bir oyun olduğu için sizlere de bahsetmek istedim. Gratitch de şu şekilde. Sistem size çizmeniz gereken bir şey, nesne veriyor ve siz onu çizip arkadaşlarınıza anlatmaya çalışıyorsunuz bunu sessiz bir şekilde. Alt tarafta bir chat bölümümüz var. Oradan ilk kim bilirse puanları topluyor ve en üst sıraya ulaşıyor. Gerçekten çok komik şeyler çıkıyor. Çok komik şeyler çıktığı için de bu sizi eğlenceli bir hale getiriyor. Çok fazla kişiyle oynayabiliyorsunuz. Bunu bir grup oyunu olarak düşünebilirsiniz. Gayet eğlenceli bir oyun. Gratitch'i de şimdi göstereceğim. Oyunun girişi bu şekilde görünüyor. Girdikten sonra adınızı yazıyorsunuz. Yazayım adımı ya da user kalsın. Play diyorsunuz. Şu anda birileri bir şey çiziyor. Ben o kişilerin odasına girmiş oldum. Sinirli bir şey çizmiş. Gergedan olabilir, boğa. Alttan kedi, aslan geliyor. Ben gergenol olduğunu düşünüyorum. Eğer kim bilirse de Fil Necati bilmiş mesela şu an yeşil olarak yanıyor. Oyun bu şekilde farklı farklı modları var. Bu şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Kısaca oyunlardan bu şekilde bahsetmiş oldum. Umarım arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz oyunlardır. Ben eğlenebileceğinizi düşünüyorum. Mutlaka bir kere de olsa bu oyunları deneyin. Arkadaş ortamında bazen muhabbet sarmayabiliyor ya da yeni tanıştığınız insanlarsa kaynaşmanızda yardımcı oluyor diyelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan bir like'ınızı bize hor görmeyin. Yorumlarda buluşalım. Eğer sizin de bildiğiniz yeni oyunlar varsa yorumlarda belirtin. Biz de onları deneyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.